Bilgili Kal kanalından herkese merhabalar. Bu videomda tüm dünyada tanınmış olan ayakkabı markası Nike'ın başarı hikayesinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Phil Knight. Bugün spor ayakkabı denilince ilk akla gelen markalardan birinin kurucusu. Nike'ı kurmak onun için hiç kolay olmadı. Markanın kahramanı Phil Knight, Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemlerde koşu ile ilgileniyordu. İyi bir atlet olsa da ulusal düzeyde bir atlet olma özelliklerini gösteremiyordu. Knight, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllardaki ayakkabı pazarının gelişmeye çok açık olduğuna inanıyordu. Piyasada yer alan markaların talebi karşılamakta zorlandığını, aynı zamanda sporcular için daha iyi ayakkabılar üretilmesi halinde sektörde önemli yerlere gelinebileceğini düşündü ve bu fikrini babasıyla paylaşıp babasını ikna etti. Japonya'ya gitmesiyle serüven başladı. Koşu ayakkabısı üreten Onitsuka şirketine gitti ve onlara tamamen kendisinin hayal ürünü olan Blue Ribbon şirketi adına çalıştığını söyledi ve istediğini aldı. Zorlayıcı ve ikna edici bir konuşmanın ardından Onitsuka, Phil Knight'ın hayali şirketine Amerika Birleşik Devletleri piyasası için distribütörlük hakkını verdi. Fakat bunun karşılığında Knight'ın 50 dolara ihtiyacı vardı. İkna ettiği babasından 50 doları istedi. Nike artık doğmak için hazırdı. 1964 yılına gelindiğinde Onitsuka'dan beklediği ilk ayakkabıları geldi. Knight, ayakkabıları koşu antrenörü olan Bill Bowerman'a gönderdi. Tek umudu Bowerman'ın takım için birkaç ayakkabı satın almasıydı. Çok daha iyisi oldu. Bill Bowerman bu hayali şirkete ortak olmuştu. Sonunda hayali şirketi gerçek olmuştu. Blue Ribbon Sports önce arabasının bagajında faaliyetteydi. 1966 yılında ise perakende satış yapabileceği bir dükkanı vardı. Phil Knight, batı kıyısındaki tüm koşu takımlarına ulaşmak istiyordu. Satış stratejisi ise basit fakat etkiliydi. Ayakkabıları tabiri caizse peynir ekmek gibi satıyordu. Satışlar artıyordu. 1966 yılını 84 bin dolar satışla kapatmıştı. Tam bu süreçte ezeli rakibi olan Adidas'la tanışmış ve onu kafaya takmıştı. Rekabet başlıyordu. 1968'e girindiğinde her şey yolundaydı. Fakat Onitsuka yeni bir anlaşma için Blue Ribbon Sports'u görmek istedi. Ofis onları pek tatmin etmemişti. Satışlar gördükleri manzaraya göre fazla iyiydi. Phil Knight 5 yıllık bir anlaşma için kolları sıvamıştı. Ama onlardan 3 yıllık anlaşma alabildi ve bu Knight için bir dönüm noktası olmuştu. Phil Knight, Onitsuka'ya alternatif olması için Nike markasını yarattı. Onun da Onitsuka ile yollarını ayırmaya ve kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi. Uzun süren isim bulma sürecinde işletme çalışanlarından biri Nike ismini öneriyor. İsmin iki heceli olması, sert ünsüze sahip olması, Yunan zafer tanrıçasını simgelemesi ve Phil Knight'ın Yunan kültürüne hayranlığı örtüşünce Nike ismini tescil ettiriyor. Bir takım zorluklar yaşadı ama asla pes etmedi. Markası için gerçek bir savaşçı gibi savaştı. 1974'te yıl sonunda satışlar 8 milyon dolara gelmişti. 1974 yılında Phil Knight başına gelen tüm maddi sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya devam ediyordu. Aynı zamanda Onitsuka ile yolları ayırdığı için tedarikçi zorluğu da çekiyordu. Ama başarının kokusunu almaya başlamıştı. Tüm maddi problemler aşıldıktan sonra Phil nasıl bir marka yaratmak istediğine odaklanmıştı. Markanın kesinlikle büyük ve güçlü, aynı zamanda da karlı, yenilikçi ve verimli olsun istiyordu. O zamanlar spor ayakkabı onun için sadece sporcuların giydiği bir ürün değil, günlük hayatta da insanların kullanabileceği bir ürün olmalıydı. Markasını bu yönde hazırlamalıydı. 1976 yılına gelindiğinde Nike'ın ayakkabıları sadece sporcular tarafından değil, herkes tarafından beğenildi. Satışlar inanılmazdı. Nike artık bir markadan daha fazlasıydı. 1979 yılında Nike Air teknolojisini piyasaya sürdüler. Bu durum, var olan rekabet içindeki başarılı rakiplerden biri olma statülerini ileriye yönelik olarak daha da güçlendirmelerine imkan verdi. Nike'ın yaşadığı bu büyüme o kadar muazzamdı ki, onları 1980'lerin sonunda Initial Public Offering'e ilerlemeye kadar götürdü. Markalarının popülerliği kısa sürede fitness meraklıları arasında da yayıldı. 1982'ye gelindiğinde, Amerika'daki atletik antrenman ayakkabılarının bir numaralı tedarikçisi konumuna yükselmişlerdi. Nike'ın marka sloganı olan Vınlamak ve sloganı olan Just Do It, Amerikan haneleri arasında yaygın şekilde tanınabilir bir sembol haline gelmişti. 1985'te Michael Jordan adındaki NBA amatörü için özel tasarım ayakkabılar ürettiler ve Jordan'ın artan popülerliği Nike'ın satışlarında yeni rekorlar kırmaya yönlendirdi. Kısa süre sonra Nike, kıyafet dizaynı ve diğer spor aksesuarlarına yöneldi. Brezilya futbol takımı, Amerika erkekler ve kadınlar futbol takımı gibi çeşitli uluslararası takımlarla anlaştı. 1996'da yılda ortalama 5 milyon dolar karşılığında amatör golfçü Tiger Woods ile anlaşma imzaladılar. Kilometre taşları Nike, kendi simgesi olan antrenman ayakkabılarının yeni baskılarını piyasaya sürmeye devam etti.
2000 yılında dünya genelince oldukça iyi karşılanan Nike Shox'u geliştirdiler. Nike bugün tenis, beyzbol, futbol, kriket ve atletizm gibi çeşitli sporları destekleyen muazzam bir imparatorluktur. Nike'ın dünyadaki en karlı ve tanınabilir şirketlerden biri olmasına, Bill Bowerman'ın daha iyi bir çözüm bulma arzusu ve Phil Knight'ın işletme inovasyonu öncülük etmiştir. 2012'de Nike'ın yıllık geliri 24 milyar dolardan fazlaydı ve şimdi 34 milyar dolardan fazla yıllık geliri bulunmaktadır. Nike, başarıya ulaşma yolunda şirketleri satın aldı ve bunların da çoğunu sattı. Bu şirketlerden bir tanesi Umbro'dur. Nike'ın şu an Converse ve Harley International olmak üzere iki ortağı bulunmaktadır. Nike, çeşitli futbol, tenis ve basketbol oyuncusunun sponsorluğunu yapmaktadır. Ayrıca atletler için özel seri ayakkabıları da bulunmaktadır. Nike, 74.400'ün üzerinde kişi çalıştırmaktadır ve markası tek başına neredeyse 128 milyar dolar değerindedir. Nike'ın başarısı sürekli yenilenmenin ve her yıl yüzlerce milyon dolar değerinde kazanç elde etmesiyle sonuçlanan doğru zamanda yapılan yatırımların sonucudur. Ve dünyaca ünlü marka olan Nike'ın başarı hikayesinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bilgili kalın.